şeyinin arka yüzü. Çok lüks oteller ve tatil merkezleri varken sadece bir iki sokak arkada çok virane yapılar. Her şeyi görmek mümkün. Bahçesinde ekip biçen insanlar. Evet, hani evet. Şey böyle yani, bütün yaşam bir arada aslında burada. Her çeşit hayat var. Karlı olan da kar babada. Evet. Tekinde de var arka tarafında yüksek olan bölümde ama. Evet. Babada. Oo, küvet var bak. Hatta oo, küvet bile değil, jacuzzi var. Jacuzzi. Jacuzzi'li kamyonet bulduk. Karavanda küvet olur mu? Kamyonette jacuzzi olur mu esas? Bayağı duş başlığı falan üstünde. Tabii hazır. Bak kullan. Ve Petia'dan ayrılırken bir yol haberesiyle daha karşılaştık. Neymiş? Bu taraf Çamköy. Buranın yolunun çok bozuk olduğunu yazmışlar bir yıl önceki yorumlarda falan. Ama sonra yeni dönem yorumlarda işte bu parke taş döşen diye yazıyordu. Manzara çok iyi ya. Şöyle şu taraflardan çekmeye çalışayım. Vay. Tepeye çıktık. Olabilir. Küçük kare kare oyuklar. Aşağılarda da var. Ama yukarıda çok fazla var. Zaten burada çok fazla kaya mezarı olduğu söyleniyor ve henüz çalışma yapılmamış. Çalışma olmadığı halde gün yüzünde kalmış eserler, yani çok parçalanmamış. Çok ayak altı değil. Belki ondan dolayı. Muhtemelen öyle. Evet. Pınara Antik Kenti'ne geldik. Hadi hoş geldin. Şu tarafa park edeyim. Böyle bir otopark var. Ha, bilgilendirme tabelaları var girişte. Tabela yok, yönlendirme yok, bilgi yok falan diyorlardı da. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Max, hoş geldin. Hoş geldin Max. Nereye geldin? Nereye geldik acaba? Ya, tamam, çektim elim, gel. Bakalım nereye gelmişiz. Evet, Max araba stop edene kadar geldiğimize emin olamıyor. Evet, hoş geldik deyince zıplayıp geçti ön tarafa. Pınara Antik Kenti'nin girişinde sol tarafta kaya mezarlarını gösteren bir tabela var. O taraf biraz taşlık, yani şuradaki gibi taşlık tırmanış yol. Sağ tarafta da bayağı yol gibi. Böyle rahat, hatta araçla bile gidilebilecek bir yer gibi yolu. Böyle daha rahat yürünen bir yer var. İkisi de aynı tarafa çıkıyormuş. Bu antik kenti, Pınara Antik Kenti. Bu arada Pınara yuvarlak demekmiş. Aman aşkına dikkat et. Bu antik kenti yaşlılar kurmuş. Gençlerden sıkılmışlar herhalde. Çok okumadım onunla ilgili bir yazı ama. Max bu tarafa. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Max'i serbest bırakmıyor musunuz diyen arkadaşlar. Bırakıyoruz. Evet. Bir de çekim modundayken Max'i kontrol etmek zor olduğu için
Eğer böyle sakin ve boş bir yer değilse haliyle tasmayla gezdiriyoruz. İnsan varsa, trafik varsa tasmayla gezdiriyoruz. Ama doğadayken oldukça özgür. Gayet sağlam duruyorlar. Yani kayalık zemin üzerindeler belki onun etkisi. Belki çok ayak altında bir şehir değil. Büyük ihtimalle. Bir de şundan dolayı fark ettiysen alan içinde hiç ağaç büyümemiş. Evet. Ama ağaç büyüyen yerler hemen hasar almaya başlıyor. Birçok antik kente gördüğümüz ağaç köklerinin bozduğu zeminlerden biri değil burası. Aşağıda otoparkta belki konaklayıp yarın daha erken saatlerde gelip yine çekim yapabiliriz. Evet, Drone çünkü ben çekimi. şu yukarılara çıkmak istiyorum. Evet. O yukarılara çıkmak istiyorum. Şuraya çıkmak istiyorum. O arka taraftaki kaya O mezarları kaya çok mezarları efsane. evet harika Orayı gözüküyor. görmek Buradan istiyorum. gözükmüyor. Şu şeyleri falan yürüyebiliriz. Çok güzel değil Zaman mi? hadi Hiç yürüyelim. ses yok. Max'in nefes sesi. Dur kuzum. Ne demek ses yok? Ben kimim Efendim burada diyor. Max'cim. Ben kimim burada Sevindin mi? diyor. Sevdin mi burayı? Trafik sesi yok, insan sesi yok. Sadece kuşlar ötüyor. Arada arılar geçiyor. Bir de inek çanları geliyor uzaktan. Çok güzel. Pınar Antik Kenti denizden ne kadar uzak bilmiyorum ama. Uzaklık olarak bayağı uzak. Bildiğin deniz minaresi var. Bu az önce böyle değildi. Ben üstüne bastım görünce heyecandan. Bayağı minare var. Max'in yürüdüğü yere bak. Bak patikayı yürüyor direkt. Oradaki ayak izlerinin oradan gidiyor. Biz motosiklet turundan sonraydı değil mi ilk? Akdeniz'e geldiğimizde bu kaya mezarları gördükten sonra dönüş yolunda her gördüğümüz değişik kayada sanki bir kaya mezarı Evet. varmış gibi geliyordu bir süre. Özellikle Münir Antik Kenti'nden sonra Değil mi? çok Or yaşadık onu. oradaki... Aa, kaplumbağaya bak. Allah'ım kocaman. Merhaba. Merhaba kaplumbağa. Max, kaplumbağa burnunu kırtlar biliyor musun? Kırtlar burnunu. Aa, kene konmuş. Kaplumbağaya kene mi konar? Bak keneler. Alayım mı? Al ama öldürmek lazım Kocamanlar. bunları. Aşkım hangi birini öldüreceksin ki? Oha yapışmış bildiğin hayvana. Dur bir. Bir dakika. Kaplumbağanın kabuğundan ne istiyorsunuz? Vurma hayvana. Ayrılmadı ya. Heh. Tamam. Hadi Bay git. bay. Hadi buraya sen. Next Next buraya. buraya. Next buraya. Ne istiyorsun kaplumbağadan ya? Gel, evine gidiyormuş o. Gerçi onun da evi yanında ama. Mahallesine geri dönüyormuş. Bir kaplumbağa daha. Bu daha minik. Merhaba komşu. Ne haber? Hadi gidelim Max. Yürü. Tolga çağırıyor. Hadi. Gel. Koş. Tazı gibi koşuyor. Ben koşamıyorum. Az önce bir de sincap gördük burada. Kocaman bir kuyruğu vardı. Max'in kuyruğu gibi püskül püskül. Burada sütunlar var. Enteresan. Çalışma yapılmış olmamasına rağmen. Bakın. Bu bir sınır hat duvarı. Burada öndeki sütunların haricinde ayakta kalmış sütunlar da var hala. Burayı çekmeden gitmeyeyim. Az önce aşağıdan gördüğümüz tiyatro. Çok güzel değil mi ya? Sağlam kalmış. Hayret. Şu üstüne bastığım şey aslında sütun. Yuvarlak hattı. Üstü toprak dolmuş.
Şimdiye kadar girişte alt tarafı gezdik sadece. Yani tiyatronun olduğu tarafı gezdik. Ama asıl bu tarafta yol var. Biz direkt tiyatroya doğru girince aşağıya bu tarafa çıkmadık. Evet, biz şu alanı komple gezdik. Oradan buradan yoldan geliyorsunuz aslında normalde. Bu taraftan yukarıya doğru. Oo, merhaba efendim. Siz de mi buradaydınız? Evet efendim, ben de buradayım. Antik kent gezmeye mi geldiniz? Evet. Antik kent var, gezilecek dediler. Geldik. Yalnızlar burası eski yok. Merdiven var burada. Ya, göremedim daha. Bunlar, bu merdiven bu. Nerede Tolga? Koş. Bak arka taraftaki merdivenler duruyor hala. Evet. Orada 2, 3. Şu taraftan geleyim bir dakika. Burası da bir şey. Burası da bir şey. Orada kaya mezarları var bak. Evet. Dibine kadar geldik aslında. Ben nereye? Max buraya da ben nereye? Yani hepsi yapılar yakınmış herhalde. Hepsi birbirine girmiş devrilince. Değil mi? Yakın yakınmış yapılar. Hepsi birbirine girmiş. Evet, burası bir kaya mezarı örneği. Şey de tuhaf değil mi ya? Kaya mezarları genelde böyle önünde böyle bir alan bulunmuyor ya. Düzlük var önünde. Olabilir. Şeyler var şurada, duvarlar var, evet. Bu yanda duvar var zaten. Daha ince. Şurada da bizim evimiz var. Kaya mezarlarının asıl olan tarafları şurada. Uzaktan gözüküyor mu bilmiyorum. Bir umut gösteriyorum. Yarın inşallah drone çekimi yapıp daha net şekliyle göstereceğiz size. Yukarıdaki yarıklarda muhtemelen yağış sonrası şu işçilikler hala belli. Niye sessiz konuşuyorum bilmiyorum, çünkü etrafımda kimse yok. Muhtemelen kendi kendime konuştuğumu duymasın başkası varsa çevrede diye. Onun için böyle etrafta birileri azalınca ses kısılmaya başlıyor. Daha böyle şey sanırım, mistik bir yer ya böyle, o moda girip. Sen de konuş. Sen de konuş, onu demesinler diye sessiz konuşuyorum. Diyorum ki etrafta kimse olmayacak. Şimdi şeyi anlatıyordum. Kaya mezarlarının içinde su damlası sesleri geliyor. Onu çekeyim dedim böyle yaklaşıp da. Ondan sonra gitgide sesim kısılmaya başladı. Böyle daha böyle işte muhtemelen bu yüzden sular damlıyor falan diye. Sonra kendi kendime etrafta kimse olmayınca galiba sessiz konuşmaya başlıyorum. Biz burayı bugün gezip bitiremeyiz bence. Şöyle o tarafta tabelalar var. Ve o kaya tarafına geçmek için arada bir vadi gibi bir yer var hala. Orada da binalar var. Evet. Oraya buradan gidiş yok mu sence? Var. Var mı? Vardır. Sizin kabere var. Bayağı kayalara tırmanmaya başladık da. Aşağısı böyle. Kayaların ucundayız yani şu anda. Diğer taraf da aynı şekilde. Şimdi şuradan çıkarsam. Hop. Bu tarafta. Yani aşağısı uçurum gibi, pek merdiven olabileceğini düşünmüyorum ama olabilir de. Papatyaların güzelliğine bakın, kocaman olmuşlar. El ayak değmeyince ne kadar büyümüş papatyalar. Aşağıda bayağı yerleşim var yine ya. Evet evet,
Aşağıda da çok fazla alan var. Biz yol tarafından Tepeye tırmandık. tepeler, yani tabelaların olduğu yerden tepeye doğru çıktık. Ama burası ayrı bir tepe gibi, yani buradan o tarafa geçiş yok. İniş pek var gibi gözükmüyor. Tolga etrafı dolaştı. Yani şey, hep dik yamaçlar, uçurum gibi aşağısı. Ben alabilirim. Sen artık alabilirsin bence, sen de biraz. Hep benim sesimi duydu arkadaşlar. Kayıtlı bu arada hala. Tamam. Evet, şimdi bu yoldan geriye döneceğiz. Muhtemelen bu gece burada konaklayacağız. Aşağıda soracağım yine, konaklamada bir sıkıntı olur mu diye. Yani buradan, burası Tapınak Tepe gibi bir şey olabilir. Çünkü o taraflara gezdim ya. Şu taraflarda hep özel mezarlar var. Ondan sonra ve tapınakvari kalıntılar var. Bizim tapınağa benzettiğimiz kalıntılar var. Next, gel buraya. O Güzel bir zaman yer. biz aşağı inelim, bir kritik yapalım. Biraz da burası ile ilgili bir araştırma yapalım. Bakalım neymiş, ne değilmiş. Ona göre size biraz daha fazla bilgi aktaralım. Yarın muhtemelen burada drone uçurabilirim. Çünkü şöyle güzel bir alan. Evet, mükemmel bir alan. O zaman görüşürüz deyip kapatıyorum. Merhaba Max. Nasılsın? Evet, çok iyisin. Evet, Pınara Antik Kenti'nde ikinci günümüz. Bu sefer şu bölgede gördüğünüz kaya mezarlarına çıkmayı deneyeceğiz. Arka taraftan yürüyerek şu güvercin mezarlıklarına, daha doğrusu güvercinlik mezarlığı mı? Öyle bir şey deniyor. Oralara drone uçuracağız bakalım. Hazır mısın Max? Max her zamanki gibi hazır. Biz de hazırız. Bir de size şöyle bir şey göstereceğim ben. Manzaramız tabii ki Toros Dağları. Yani bunlar o yukarıdaki kaya mezarına hiç götürmüyor bu yol. Buraya götürüyor. Şu aşağıya götürüyor. Aa, ön yüzü, evet, bak oyuklar var. Evet. Yani burası daha bütün olarak, o karşıdaki yer, şurası aşağıya düşmüş komple. O aşağıdaki parça şuna benzer bir kaya mezarıymış. Aa, işlemeler var üst tarafta. Öyle, ama yani ne kadar önem vermişler ki hep işlemeler, figürler böyle güzel yapı şeklinde Ya yapmışlar. sana şimdi şu görsel Evet, onlarla bile uğraşmışlar işte. nizamiliğini görebiliyor musun? Evet. Yani karot makinesiyle sanki oraları delmişler gibi Evet. yani. Aa, buranın önü de kapanmış. Bak, aslında şuralarda da var. O dökülen yer işte, yıkılan yer. Az önce Evet. aşağıdan gösterdiğim yer. Düşmüş Evet, sanki. yani devamı var aslında. Şunun altı falan büyük ihtimalle. Evet, bir patika varmış. Bakalım, devam ediyoruz. Patika dediğin yer şurası mı? Hı. Ben basacak yer görmeye çalışıyorum şu anda. O yüzden orayı gösteremiyorum. Bir dakika. Hep oradan da görmüş. Karşıda da duvar var bir tane, gördün mü? Ağacın arkasında. O küt dikdörtgen olan şey ne sence? Komple dikdörtgen bir blok var orada. Evet, çok büyük yine. Bayağı, bak. Bence buradan oraya çıkabiliriz. Yavaş yavaş. O nasıl bir atlamalar, zıplamalar öyle.
Olabilir. Çabuk çabuk çabuk. Geri gel. Nereye gidiyorsun önden önden? Yani burası muhtemelen büyük bir yani büyük depremler görmüş aslında. Bir depremde denemez herhalde. Bu kadar kayalıkların bile bu kadar parçalanıp dökülmesi onu gösteriyor sanki. Herhalde şimdiye kadar gezdiğimiz en zor yer burası, değil mi? Yani şöyle bir yol. Yol değil işte de. Taşların, kayaların tepesinden hoplaya zıplaya. Hop, oha, koca taşı oynattım yerinden. O arkadaş dediğin nedir? Hop. Gelebilsem çekeceğim. Vay, kayanın içinden çıkmış ya. Az önce şuradaydık. Şu kayanın arkasından döndük. Bu tarafta yine kaya mezarları. Asıl yukarıdaki büyüklere gelmedik daha. Onlar sanırım solumuzda kalıyor. Aa, bak. Karşıdan gözüken ilk kaya mezarları şurada. Evet. Ben de o kadar ileride değildir diye düşünüyordum da. Vadinin bayağı içine girmiş o zaman. Evet, sağa döndük ya biz. Hı-hı. Oradan karşıdaymış. Ama ileride de lahitler falan var, karşıdan gördüm. Buradan o şu anda şeyin altındayız. Dün çıktığımız kayanın altındayız. Evet. Arkasına dönünce diğer alttaki o yıkıntıların olduğu yere gideceğiz. Aşağı Akropol muydu? Evet. Burası da eski bir dere yatağı. Evet, su hala geliyor haritada. Aslında ağaçların alt şeyin o olduğu yer var ya, ilk ağaçların. Evet. Haritada burası dere yatağı olarak gösteriyoruz. Hareketli taşlara basmaktan uzak duruyoruz. Oh. Ama gördüğün yerin haricinde arkada da mezarlar var. Vay, düz zemin bulduk. Orada da bir şey varmış. Bak, duvarda düz iz kalmış. Evet. Ve burası da yine bir tapınak gibi bir yer galiba. Sütunların çokluğuna bakarsan. Max, ne yapıyorsun köşelerde? Tolga'nın yanına git çabuk. Çabuk buraya gel. Çabuk. Aa. Arada bir tane daha varmış. Ben aynı yer sandım. Orayı nasıl fark etmedik diyorum ben de. Ay. Burası sinema salonu. Sinema yansıtıyorlar. Sinema salonu. Projeksiyon mu yansıtıyorlarmış? Duvara kırılmış. Evet, burası bayağı cadde gibi. Sağlı sollu kapılar. Burası, burası agora. Bir minimum, benim tahminime göre 2 metre daha derindeymiş. Tabii, kapılardan belli oluyor. Next, yavaş. Evet, dün yukarıdan çektiğimiz, aşağıda yıkıntıları gördüğümüz yerdeyiz şu anda aşağıda. Burada duvarlar. Evet, kırılmış. Bu arada birçok taşta şey var. O Likya yolu işareti var. Kırmızı beyaz. Ama silinmiş çoğu. Kullanılmadıysa. Evet, çok kullanılmayan bir bölge herhalde. Dün de fark ettim. Fethiye'den sonrası daha revaçta ya yürüyüşçüler için. Yani biraz zorlu bir parkur burası. Hani öteki taraflar kadar şey değildir muhtemelen. Düşünsene, çantalar, çadırlarla yürüyen yürüyüşçüler için bence zor bir yer yani. Bulüteryon. Şey diyorsun değil mi? Amfiteyatroya benzeyen, meclis için olan ufak bulüteryon. Agora çarşı. Bir de burada tek bir tane çarşı olduğunu söylüyorlar. Orası olabilir ha.
İşte o caddenin olduğu yer muhtemelen. Bir de hamam varmış aslında ama... Hamam aşağıda. Ses geliyor mu mikrofona bilmiyorum ama... Şu tam altından geçeceğim ağaçta inanılmaz çok arı var. Korku filmi gibi vızı 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 vızı. Ödey olmuş burası. Bak Blüteryon dediğin arka taraf işte. Oo, sütuna bak kocaman. Hep küçük şeyler var normalde. Max buraya. Gel. Koş 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 koş. Koş bana. Gel buraya. Çabuk. Çabuk buraya gel. Aferin sana. Aferin sana. Hı. Bak bakalım Tolga nereye bakıyormuş. Karşıda. Şu karşıdakiler sur olabilir mi? Arada surlardan bahsediyor çünkü bu alt tarafta. Tuzak mı kuruyorsun bana acaba haber önüme atlayıp? Nereden iniyorduk? Buradan mı oradan? Hayır buradan soldan. Soldan mı? Hı-hı. Biraz önce ben şu tepeye çıktım. Siz sakın çıkmayın. Sakın öyle şeyler yapmayın. Çekim falan yapıyoruz yani. Böyle antik kentlerde salak saçma yerlere çıkıyoruz ya benim yüzümden dolayı. Kimse bizimle gelmeyecek biliyor musun? Bizimle zaten gelmesinler mümkünse böyle yerlere. Kendimizi zor kontrol ediyoruz. Kayboluruz, mayboluruz. Kimsenin şeyini almayalım bile. Ki kaybolmuşluğumuz da var. Hem de nerede? Paseris gibi bir yarım adada kaybolduk. Yarım adanın adım atmadığımız yeri kalmadı ya. Evet. Burada kaybolma olasılığı da daha fazla büyük ihtimalle. Amca demişti ya güvenlik görevlisi. Evet. Kaybolmayın da nerede geziyorsanız gezin diye. Aslında Paselis'e bizim kaybolduğumuzu duyan ya Paselis'te kaybolunur mu canım saçmalamayın deyip bizimle birlikte Paselis'i bir kez daha gezmeye gelen bir arkadaş grubuyla biz başka noktasında kaybolduk. Yine kaybolduk. Ama şeydi, Paselis'in şöyle bir kötü yanı vardı. Her yeri çalılıklarla kapalı. Yani çok hiçbir sık. Yeri görmek mümkün değildi. Burada kaybolunmaz ya bence. Yani illa bir iniş bulursun. Tabii canım. Her yeri görebiliyorsun nokta nokta. Çalılar yüzünden kaybolduk yani. Evet evet. Etrafı göremediğimiz için. Ama kendimiz kurtulduk yani kaybolduk derken öyle. Kurtarma ekibi gelecek kadar kaybolduk. Tabii canım sadece. Birkaç saat yolu bulamadık sadece. Evet yol dışına çıktık. Motosiklet kıyafetleriyle de biraz zor olmuştu ilk kaybolma hikayemiz. Evet sözün özü. Evet ya. Tişörtler dallara takılıp yaşamıştı. Yani sözün özü şöyle patika yol var kardeşim bak buradan yol gidiyormuş gel gidelim demeyin sakın. Antik kentlerde. Bu yollar genellikle yol değil. Ya aslında yol yukarıya çıkıyordu o da işte çıkıyor da yol. Yani yoruldum. O tepeye tırmanmak gerçekten çok zordu. Şurada bir patika var. Hah,
Yok işte öyle bir yer. Az önce dediğim şey oydu. O yollar yol değil. Evet, bakalım nereye çıkacağız. Ya Max yürüyorsa Max işte bize açıyor patikayı. Şimdi 4 tane patisi var, yürür tabii. Ben de 4 tane olsa ben de yürürüm. Bence bir şey söyleyeyim mi? Sende 4 tane olsa hiç yürüyemezsin. Çünkü hangisini nereye basacağına karar veremezsin. Daha çok yer seçmem gerekiyor değil mi? Tabii ki. Böyle basacağım yeri kontrol etmeye çalışıyorum. Bazı yerlerde zemin çok bozuksa basacağım yere bakmaktan etrafa bakamıyorum. Bazen. Evet. Şunun yanından geçtin diyorum Gülden'e. Ne görmedim ki diyor. Ne yapayım, basacak yer arıyorum. Ya bu bunlar hareketli taşlar ya. Evet. İnerken zor olmuyor da inerken daha zor oluyor. Sanırım şuradan gidebilirim. Buralar da defineciler tarafından maalesef kazılmış. Ya evet, enteresan böyle oyuklar vardı. O şey, iki tepe çıktık ya, kum tepeleri gibi. Hı hı. Bak altta kalan yumuşlar. Evet. Bak. Aa, çömlek parçası. Evet. Bayağı sapın yani, olduğu yer. Her şey meydanda. Şu aldığım yere koyayım. Evet. Aldığım yere koydum. Yani kim bilir neler var buranın altında aslında. Evet. Sadece mezar kalıntılarını görüyoruz ama işte yatmaz varmış tabii haliyle. Bak. Burada bir şey çektirmişler falan böyle yani bayağı bir. Taşları kaldırmak için muhtemelen. Evet. Ama insan geldiğini hemen anlıyorsun. İşte oradaki kase gibi plastik. Orada bir tane metal tabak var. Ya işte onlar kafalarına göre o ritüel mitüel yapıyorlar ya. Ya kafalarına göre işte yapıyorlar ya bir şeyler. Aa bak, o büyük kayalardan burada da var. Evet, o çok büyük bile var. Şunu da gördüm bir yerde. Şu Lahit'in kafası da. Şu evet, üstüne popomdan ittirir misin beni? Oh, hop. Evet. Max nereye kayboldu? Ya da şey olabilir mi acaba ya? Lahitleri bu tür kayalara mı oyuyorlar acaba? Oyarak yapıyorlar ya neticede. Bilmedim, olabilir. Olabilir bu büyüklükte. Ama küt haline çevirmişler ilk önce. Bence burası ne bileyim giriş mi? Bir anıt gibi bir şey mi ya da kapısak gibi, hani burayı belirlemek için. Burada çok fazla lahit var, arkada da var. Evet. Ya şey çok enteresan bir de ya. Mezarlık imalatçısı. Şuraya bak. Taş, dağ, kaya. Dümdüz alan. Şurada. Evet, gördüm onu şimdi yukarıdayken. Bu ebatlarda büyük gibi. Evet. Çok büyük ya. Burası kesin çok önemli birinin. Evet, diğerlerinin yanında büyük. Hop. Büyük ve iç katmanlı. Ve su akıyor içine. Hı. Muhtemelen kaya nem topluyor, nemi içeri bırakıyor. Olabilir. Kaya delikli delikli ya. Yani toprak olsa arkasında topraklar çıkıyor diyeceğim. Çok devasa bir kaya. Bu arkada da 3-4 tane var. Benim biraz önce çıktığım yol şuradan şöyle şu yeşilliğe geldim. Yok, o yeşillik, o yeşillik değil. Şu üstteki yeşillik. Oradan böyle çapraz 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 şu arka tarafa kadar çıktım. Buradan benim çıktığım yer daha ürkütücü görünüyor. Ben oradayken ürkütücü değildi bana. O senin gözün dönüyor tırmanacak yer görünce. Çıkmayalım dedim ben sana. Dışına mı dedim? Şurada dursana lahitin büyüklüğünü. Biz de Max'le birlikte çıkacaktık hep beraber oraya. Yok işte Max olduğu için frenledim zaten. Yoksa ben seni de sürüklerdim peşimden. Bir basamak altı da var olduğunu düşünürsek daha evet, basamakları vardır bunun muhtemelen. Büyük ihtimalle. Burasının altında da daha devamı var. Kocaman! Kollarım yetti mi?
Yetmiyor. Yetmiyor. Şu otlak olarak yani yeşillik olarak gördüğümüz her yer aslında yaşam alanı. Agorası işte vesairesi, cartı, curtu, şu kar. Dün o karşı tepedeydik. Şurası yine kaya mezarları. Şu karşıda, şurada yine kaya mezarları. Her yer, her yerde kaya mezarı var. Şuralarda bizim geldiğimiz yollar. Yani yol mu denir buralara bilemiyorum ama. Sen baya baya doğa yürüyüşçüsü oldun ha. Biraz önce kötü bir olay yaşadık. Tam Max'in tasmasını takmıştık. İki tane çoban köpeği gibi köpek Max'e saldırdılar. İyi ki tasmayı takmışız zamanında. Gerçi çok dalaşmalarına müsaade etmedik ama yine de bir tanesi bir sarıldı Max'e. Evet, bir tanesi bayağı bir sarıldı çocuğuma. Normalde Max tepki verir hemen. Ama aşırı yorgun büyük ihtimalle, o yüzden. Evet. Evet, biraz önce tam şu noktaya tırmandık. Şuralardan şöyle 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 şöyle. Artık ikimizin de ayaklarında derman kalmadı. Özellikle benim. Şimdi amfiteyatrodayız. Tekrar aşağıya indik. Bakalım. Biraz soluklanacağız burada. Değil mi tatlım? Aşağıdan yürüdük. Bu taraf aşağı nekropolün dere yatağı gibi olan kısmın karşı tarafı. Her yerde bir şey var. Birine kapalı gidince ötekilerin yanından geçip gidiyorsunuz. Evet. Çok yani geniş bir arazi ve yönlendirme tabelası da olmayınca tamamen şans eseri oluyor. Nereye gittiğiniz. Bir de yıkılan çok fazla alan var. Yol mudur, değil midir? Mesela az önce şu karşıdan yürüdük işte. Evet, şuralardan yürüdük. Az önce o tepenin arkasına tırmanmıştık. İşte şimdi duvarlar bile gözükmüyordu oradan giderken. Evet. Her yer ağaç. 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 Her yer ağaç. Şimdi şurada bir yolumsu var. Evet, yolumsu dediğim de şurası. Buradan yukarı tırmanacağız. Bir şey diyeceğim. Galiba senin biraz önceki konuşmalarını çekmemişim. Fotoğrafa kaymış. Şey mi? Hmm. Yalancı. Vallahi bilmiyorum. Yani videoları izleyince bakacağız. Ama aşağı inerken orayı tekrar çekebilirim senin için. Zaten videolarımızın başına bir şeyler geliyor sürekli. Evet. Ya çok 4 videoluk veri kaybettik ya. Kafayı yiyeceğim ben. 2 gündür kendime gelemiyorum. 4 videoluk veri. Yanıklar plajında çok güzel drone çekimleri yaptım. Onlar gitti. Üstten manzarayı çekmiştik orada. Evet, sohbet hani ettiydik. Yollar falan neyse de bari yanıklarınki kalsaydı. Evet, biz biraz önce, daha doğrusu videonun başında şu kayaların altından şuralardan yürüdük. Pardon. Ondan sonra şu alt zeminden şuralardan tırmanıp oradaki lahiti de gördük. O duvarın olduğu yerden çıktık. Evet. Yani şu duvarın dibinden yukarıya çıktık. Sonrasında ta yukarıda gördüğünüz kaya mezarlarının oraya çıktık.
Ben saçmalık yaptım. Şuradaki tepeye çıktım. Biraz daha en sola doğru. Orası gözükmüyor buradan. Evet. Çok saçmalıyoruz bazen. Hem aşağılardan hem yukarılardan. Her biri yerinden gezdik. Evet. Altından üstünden geçtik. Ve çok enteresan bir mezara daha geliyoruz. Haritadan bakayım mı neydi? Bak bakalım. Benim bu tarafla ilgili bir görsel yoktu benim baktığım haritalarda. Hı. Yekpare bir kayaya kazınmış bir oda var. Merdivenlerle yukarı çıkılıyor. Evet. Ay. Evet, az bir yolumuz kaldı. Geldik. Geldik sonunda kaya mezarlarına. Saat 11'de mi başladık yürüyüşe? 12'de mi başladık? Yok, 11. Ben biraz önce olabilir. Saat şu an sanırım 5. Öyle söyleyince daha bir yorgunluk çöktü. Aa, şu en üstteki çok efsane görünüyor. Evet, ve onun önüne çıkılabiliyor. Merdivenli. Ve amacımıza ulaştık. Geldik. Şunun üzerinde yazılar kalmış. Biri boya ya da kiremitle yazıları ne anlama geldiğini çıkartmaya çalışmış. Evet, bunda gerçekten de destan yazıyor. Güldenin dediği gibi. Mezarın sürgülü kapısı içerideki. Evet. İçeriye oyuntu yapmışlar. Bu burada hareket ediyor. İleriye geriye. Sonra da mühürlüyorlardı muhtemelen. Evet, çoğunda yok. Tabi bak şurada bir oyuntular var. Evet. Ben şuradan şu ağaçlığın hemen altına kadar tırmandım. Ondan sonra tekrar aşağı indim. Şu alt yamacı gezdik. Oradan içerilere doğru böyle döne 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 indik. Tekrardan. Üst tarafı komple geçtik. Şu alt tarafı söylemiştim zaten. Oradan da içeri girdik. Şu teras bölümü orayı da komple gezdik. Sonra geliyoruz geliyoruz şu arka taraflar. Oraları komple gezdik. Sonra şu yeşilliğin hemen dibinde tiyatro var. Orayı komple gezdik. Bu arada tiyatronun arkasında da bir yapı var. Tiyatronun giriş çıkışı olabilir. İki kişi görüyorum orada. Evet, bir kişi aşağı inmeye çalışıyor. Defineci de olabilir. Aa, karşıda Baba Dağı da gözüküyor. Bakayım. Nerede? Tam şurada bulutların. Orası değil. Şuralarda bir yerlerde. Şuradan şu üstteki mezarın oraya tırmanacağız. İnşallah tırmanacağız. Evet. Tamam, ben söylüyorsam düzdür. Tamam, ben önden çıkayım. Bu da ranzalı mezar. Gördün mü içini? Çık evet. Ondan bir tane daha gördüm. Ha. Bir tarafta da vardı. Etrafında şey dönüyor. Üst tarafında ayrı bir kat var. Şimdi ben normalde şuradan tırmanırdım ama sana yol göstermek için şuradan şöyle geliyorum. Çok ulan. Da düşünceliymiş. Yolda göstermiş bana. Bak burası da bebek mezarı. Evet, bazıları küçük, çok bazıları ufak. Büyük. Hoppa. Yer yosunlu biraz. Dikkat etmekte fayda var. Çekiyorsun. Evet.
Ya şöyle aşağıya bakınca insan korkuyor. Evet. Şey böyle hani alan var aslında, normalde burada belki hoplayıp zıplarsın ama aşağıyı görünce ay. Biraz tedirgin oluyor insan. Bak. Bu mezarın kenarları da açıktı. Burası önemli bir abinin mezarı ya da ablanın mezarı. Evet, bunu bayağı işlemeli. İçinde bir sürü insan yazısının olduğu. Mesela Ekim gelmiş, Eylül gelmiş. Evet. Serhat gelmiş. Herkes bir ismini kazımış buraya. Evet. Neyi burada Gülden mi yazıyor sanki? Gülben. B harfi o. G gibi de değil o da. Ben değilim kesinlikle. Ya bunlar vandalların işleri. Sen orada oturabilirsin. Ay çok yüksek. Şu tarafta da bir yer daha var. Bir mezar daha var. Tamam. Ruslar da yazmış bir şey buraya. Evet. 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 Efsane bir manzara. Özellikle gezdiğimiz yerlere bakınca enteresan. Evet. Evet. Evet, sevgili Gülden Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Mikrofonla savaş ediyoruz şu an. Pınara Antik Kenti'nde, kim gösteriyorum bilmiyorum ama şöyle, Pınara Antik Kenti'nde geçirdiğimiz 3 gece ve 4. gün galiba. Evet. Ya da 2 gece mi, 5. gün mü? Hiç bilmiyorum. Şaştı. Günler şaştı. Gez artık gez. Buralı olduk biz. Evet, yerlisi olduk ve gez gez bitiremiyoruz. Şöyle devam edeyim. Beni uçurumdan aşağı yuvarlıyorlar. Kenti. Gezmediğimiz şu tepe var. Bir tek. Şurası. Şu alt yamaç şurası. Ağaçlardan gözükmüyor. Bir orası kaldı. Bir orayı gezelim. Ondan sonra artık kısmetse buradan ayrılacağız herhalde inşallah. Başka gezip görmediğimiz yeri kalmadı bence. Oradan sonra gidebiliriz. Gerçi buradan Baba Dağ 12 kilometrelik bir parkur varmış. Orayı da yürüyebiliriz istersen ama. Çok istedim şu anda. Yok, böyle koşasın var o tarafa doğru. O zaman şimdi ben sizi sessiz sessiz dolaştıracağım.
Şuradan ufak bir patikamsı bir şey var. Evet, az geride ben de gördüm de biraz dik geldi gözüm. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım ya. Patika dediğim de şurası arkadaş. Tek ayak basmalık. Bir antik kentte Max'e tasma tak şey takalım, kamera. Evet. Max'in gözünden gözüm. Evet, şu arkadaş Max'e saldıran arkadaş, evet, dün. Max'i kırtlayan ufaktan. Evet. Gerçi ısırmadı da. Isırmadı da. Tüyleri koparttı. Evet, bizi biraz sinirlendirdi. Kendisine ufak çaplı bir tepki gösterdik. Çek Gülden'i, çek. Çek Gülden'i. Çek, 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 çek. Hop. Geldim. Sabah bir amcayla denk geldik. Daha doğrusu onlar dün geldiler buraya. Birkaç tane at getirdiler. Sabah da birkaç tane turist geldi ve onları gezdirmeye çıkarttılar. Amca ya işte 3 gündür bizi Fransız zannetti önce. Bonjour diye Sabah Gülden'i görünce bir de pembe saçlarla bonjour diye bir selamlamayla karşıladı bizi sağ olsun. O arada ben aracın su, gri su tankıyla uğraşıyordum. Onda da ufak bir sıkıntı yaşadık. Bonjour diyen amcamızla işte öyle bir iki ayak üstü sohbet etti Gülden. Biz kaç dedin? Üçüncü günümüz. Evet. 3 gündür geziyoruz dedik. Amca da 3 yıldır mı dedi? 2 yıl. 3 yıldır geliyormuş buraya. Ben 3 yıldır bitiremedim. Siz 3 günde bitiremezsiniz dedi. Evet. 3 yıldır bitirememiş burayı geze geze. Biz... İlk defa bir antik kente bu kadar uzun vakit geçiriyoruz. Evet. Ve gezmekten de hala sıkılmadık. İlk defa bu kadar çok yürüdük. Değil mi? Evet evet, ilk defa bu kadar çok yürüdük. Yani senin telefonun dünkü yürüyüşü 8 kilometre diyor ama bence kesinlikle daha fazla. Çekmediği yerlerde almıyor genelde. İlk gün de bir o kadar yürüdük zaten. Değil, evet. Yürüyüşe sayılmaz bu aslında. Her açıdan gördüm. Sonun 4. günde geldik en sonunda ya da 3. günde. İlk günden daha her açıdan bu binayı gördüm. Ben yanına gelemedim. Bu arada... Hani bizim bu videomuzu izleyip buraya gelip ulan 4 gün burada ne yaptınız Allah'ını seversen. İşte amfiteyatro orada, bir de yukarı çıktık, tamam bir saatte gezdik. Siz ne yaptınız acaba burada 4 gün diyebilirsiniz. Her karış toprağına adım attık. Ha, hamam mı burası? Evet, hamam olan yer. Yalnız hamamın manzaraya bak, aşağıda tiyatroyu görüyor. Vallahi. Evet bakayım. Hemen şu noktadaki birinci kaya mezarları yakın olan, şu noktada da ikinci kaya mezarları. Enteresan. Evet işte biz bunları böyle devamlı konuştuğumuz için biz bu turu 3-4 güne kadar uzattık. Bir de şundan dolayı ben şey yapıyorum. Şimdi gezdiğimiz birçok antik kentte gezme rotaları vardı. Bunda rota yok. Rotayı kendimiz bulmaya çalıştık. O yüzden de uzun sürdü belki de. Evet. Normalde belki de hiç girmeyeceğimiz bir yola girdik. Evet, evet. Mesela o arka evet, tarafa o dere yatağının oradan aşağı nekropolden yürüyüp evet, oraya normalde çıkılabilir bir yer değil. Çünkü ama biz çıktık. Çünkü kayaların üstünden çıktık biz oradan. Evet. Buradan devam ediyor böyle arkaya doğru yapı. Evet evet. Farklı bir yapı da olabilir de. Evet, orası sonraki dönem yapısı. Taşlarla falan şey yapmışlar. Blok yok. Valla dün veda ne oldu? Ne dedim? Dün veda konuşması çektik. ama buraya çıkmamıştık dün de. Çok yorulmuştuk çünkü. Hadi dedik bugün gitmeden önce bir gün daha burada geçirelim. Pazar bugün. Ondan sonra belki biraz daha yukarıdan bir gün daha burada geçirdik. Hadi dedik madem geçiriyoruz, dinlendik, gitmediğimiz yerlere gidelim, oraları da çekelim.
Hamamın olduğu yıkıntı bak nasıl gözüküyor. Direkt olduğu yere çökmüş. Evet. Ya o hamam türevi yapılar sonra Roma dönemine ait yapılar olduğu için tabii sağlamlık kısmı daha tartışılır. Evet. Bak burada da sütunlar var. Bunlar işte hep o yukarıdaki o boşluktan aşağıya düşen kalıntılar diye tahmin ediyorum ben. Evet. Hani yol ayrımına geldik. Bu bir yol ayrımı. Bak kayada da bir şey var. Evet, şunlar aslında yürüyüş yolu. Ya keçi yolu. Ha, yukarıdaki duvarların oraya çıktık. Senin o dediğin yere yine çıkamadık. Evet, aşağıda kaldı orası değil mi? Evet. Bakıyorum. Şu kayanın altında durmadan devam edin. Evet, şunlar yıkılmış olan kayalar. Yan duvarları olan yere geldik. Evet. Ve şurada bir mezar diyebileceğim bir yer daha var. Tam şurası kazılmış bir mezarmış. Evet. Bak tam o yeşilliklerin altı görüyor musun? Evet, evet. Şey izlerini, kazıma izlerini. Şurası aynı şekilde yine kazınarak yapılmış. Hatta üst şeyi de gözüküyor şurada açısal olarak. Ve bu parça komple aşağı inmiş. Yol buradan yukarı çıkabilir ama Gülden'le birlikte olduğumuz için riske atmaya gerek yok. Ben tek olsaydım şu anda çıkıyordum oradan. Hatta şu kayanın üstünden bile çıkmıştım. Ama yanınızda birileri olunca böyle risklere girmiyorsunuz. Yani biraz önce bahsediyordum. Yarım mı kaldı tam hatırlamıyorum da. İşte biz antik kentleri gezmeyi seviyoruz. Buranın da dediğim gibi belki hani işte mesela buranın herhangi bir yol olduğu belli değil. Biz giriyoruz buraya. Ve böyle girdiğimiz onlarca yol var. Ama yolda gördüğümüz şunlar bile bizim ilgimizi çekebiliyor. Hemen onun hakkında bir yorum, bir uydurma bir şeyler yapabiliyoruz kafamızdan. Yani işte buralardan bizim gibi kaç tane manyak yürür? Gidemiyorum. Bırak. Gidelim mi tırmanacağız? Max yolu gösteriyor ama. Evet evet. Kaldıramadım kendimi. Hadi yürü bakalım. Şuralar da basamak basamak. Atlayabilir misin buraya? Atlar atlar. Baksana. Evet. Bekle beni. Çatara patara çıkıyor çocuk. Tek geldi gördün mü? Evet, çıktığımız yollar. Ah. O patika şuralarda bitiyor. Buradan sonra tırmanış. Olabilir, evet, orası daha mantıklı gözüküyor. Böyle yandan yandan. Evet, hemen çıktığımız yeri göstereyim size. Şurası. İşte bu yüzden 4 gün sürüyor. Dün yaklaşık 1 saat boyunca, hatta Gülden de gelsin onunla birlikte anlatalım size. Evet. Tatlım dün boğa başlı heykeli kaç saat aradık? Boğa başlı mezar. Bir kere 3 saat muhabbetini yaptık. Evet. 1 saat kadar da aradık. Aynen. Yani ikinci günkü çekimlerde. Ama sonra biz onu hep lahit gibi düşünüyorduk aslında. Niyeyse. Aklımda öyle kalmış benim. Evet. Yani lahit mezar düşünüyorduk. Ama. Sonra internetten bir baktım.
Meğerse kaya mezarıymış. Boğa başlı evet. Mezar. Şu arkadaş ve biz ilk gün buraya geldik zaten. Ve ilk gün hatta ilk buralardan geçtik yani. Evet. İlk çektiğimiz fotoğrafların içinde fotoğrafı bile varmış buranın. Aynen. Sonra kaya mezarı olduğunu görünce hatırladı Tolga. Ben yani, yine hatırlamadım da. Gelip görmek isterseniz yer burada. Hemen şurada Afrodit Tapınağı var. Yıkılmış bir ağaç var. Onun ön tarafından şu yoldan ya da şu yoldan bu tarafa doğru gelip bu minik tepeye çıkıp burada görebilirsiniz. Evet. Yani Boğabaş dediğimiz kısım da şurası. Boynuzlar var. Artık ne amaçla yapılmış tabii. Evet evet onlar gibi. Muhtemelen ki önünde taraça var. Taraça diye tabir ettiğimiz alanlar bu düzlük alanlar. Evet, bizde teras deniyor. Onlar da taraça diyorlarmış. Bunun hemen yanında yine bizim şey yaptığımız, gördüğümüz bir yol kalıntısı da var. Onu da görebilirsiniz evet. Ayrıca. Bilmiyorum. Evet, hemen şurası. Şu taş yığını da çok belli olmadı kameradan ama şöyle gösterirsem. Evet, şurası bir yol. Bu yıkılma vesaire değil. Evet, yol taşları. Yol taşı. Muhtemelen şu aralık zaten. İşte şu tarafta kapı var. Bu tarafta da bir kapı benzeri bir şey var. Burası böyle gidiyor bir kısım. Sonra bir de böyle dönüyor. Burası kapı falan olabilir giriş kapısının olduğu yer. Evet, burası bir şeyin girişi. Buradan aşağıya muhtemelen merdivenler iniyordu ya da çıkıyordu. Evet. Bilmiyoruz. Şurada ufak bir kalmayalım. Yok, şuralardan şöyle yürürüz. Dün bu tarafa yürüdük zaten. Oranın en başına çıkıyor. Bu aradan geçiyoruz. Evet. Şurada yol var. Görebilenler ses etsin yorumlarda. Yol değil. Ya yolda falan bizimle karşılaşırsınız. Antik kent gezelim sizinle dersiniz. Sakın öyle bir hata yapmayın. Evet. Ben şu yukarı tırmanayım bir ya bakayım. Üstüm. Dün akşam dün Fransızlarla konuştuk ya. Evet. Bir şeyden organdan bahsettiler ya. O kadar yerde düşmeyip burada düşüyormuşum şimdi.